Merhaba arkadaşlar. Bugün Object Oriented Programming derslerimize devam edelim. Sanırım 16. ders oluyor arkadaşlar. Tür dayatmasını göreceğiz. Yani tür dayatması ve PHP'de İngilizce karşılığı neydi? Type Hinting diye geçiyor sanırım. Evet. PHP Type Hinting diye geçiyor. Şimdi bu ne demek? Gelin açıklayalım. Tür dayatması deyince biraz çok şey oluyor. Neye dayatıyor? Türümü dayatıyor, onuma dayatıyor. Yani terim biraz arkadaşlar havada kalıyor her zaman. Yani tanım yapınca yani kafanızda bazen canlandıramıyorsunuz. Peki bu tür dayatması ne? Gelin görelim. Klaslarda şu anda benim bildiğim arkadaşlar sadece klaslara ve array olarak dayatma yapılabiliyor. Dayatma mesela şöyle ki sen bunu illa yapacaksın. Mesela bu bir dayatmadır arkadaşlar. Yani zorunlu olarak bir işlem yaptırıyor. Peki nasıl yapılıyor? Gelin görelim. Şimdi bir örnek. Biz klası işte controller adında bir klasımız olsun ve ben bu şekilde klaslarımı açtım. Burada geldim. Bir dışarıdan çağrılabilecek bir public fonksiyon olsun. İşte fonksiyonumuzun ismi ne olsun? İşte eylem adlı bir fonksiyonumuz olsun ve bu şekilde yaptık. Buraya geldik. İsterseniz bu echo diyelim. Bu şekilde arkadaşlar direkt sınıfımızı, klasımızı çağırabiliyor. Bak onun içindeki hangi metodu? Eylem metodunu bir çağırın. Şu anda örnek bu bir return döndürsün arkadaşlar. Return dedi. İşte hello world dedi. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Normal derslerimize devam ediyoruz. Bir bakalım ekrana ne verecek? Hello world'ı gördük. Bu arada arkadaşlar 5555 portundan çalıştırdım. Onu nasıl derseniz direkt şu anda bu bir de bu arkadaşlar bu benim klasörüm masa üstünde onu nasıl çalıştırıyorsunuz? PHP bakın neredeydi benim başlattığım bakın PHP eksi büyükse localhost işte hangi porttan çalıştırmak istiyorsanız ile WAMP'ın içerisinde veya HTTPS'in içinde çalışmak zorunda değilsiniz. Öyle bir zorunluluğunuz yok. Ben de önce derslerimde bunu belirttim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Tür dayatmasına gelelim. Örnek bu ben şu anda bir dependent injection kısmını görmedik ama buna da değinelim. Yukarıda da bir klasımız olsun. İşte request adında bir klasım olsun. Yani Laravel'e biraz benzetelim. En azından sizler de onu öğrenmiş olsun. Public dedim. Bir fonksiyon işte input diye hani Laravel'dekine benzer bir kullanım yapacağımız için öyle ben bunu yazdım. Şimdi örnek bu ne döndürsün? Bu da return işte on diyelim. On input diye function diye bir şey diyelim. Yani ne ol input fonksiyonu içinde Türkçesi o anlama geliyor. Şimdi ben eylem metodunu arkadaşlar bir parametre gönder. Örnek bir a parametre gönder. Burada neyi göndereceğim? Burada bir parametre göndermem leave diyorum. Neye gönderebilirim? Request sınıfımı gönderebilirim. Değil mi arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu direkt o zaman ne oldu? Bu request sınıfımı a parametresine denk geldi. Ben return diyorum. Bakın arkadaşlar return diyorum. A'nın içindeki neydi? Input desem herhangi bir sıkıntı herhalde olmaz değil mi arkadaşlar? Çünkü ne oldu? A bir request klasına denk geldi. Request klasının içindeki input'u bu şekilde çağırabilirim sanırım. Bir sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım. Bakın on input function dedi. Yani ne oldu arkadaşlar? Direkt işte bu class'ın içinde ki fonksiyon olur. Bu arada bu işlem arkadaşlar yaptığımız şu andaki işleme dependent injection diyoruz. Onu da en azından öğrenmiş olursunuz. Gelelim tür dayatmasına. Ben geliyorum buraya arkadaşlar. Request yazıyorum. Ve bir bakalım herhangi bir hata almayacak. Bakın herhangi bir hata almayacak. Yalnız ben buraya geldim. Kafadan bir şey yazdım. Örnek ne olsun? Tutorial olsun arkadaşlar. Tutorial diye bir şeyi kafadan attım. Bakın hata verecek. Şup hata verdim.
İşte arkadaşlar buna tür dayatması diyoruz. Peki nasıl oldu bu iş? Bu iş şöyle arkadaşlar. Request yazalım ve tekrar. Yani bu A değişkeni ben dayattım. Yalnızca arkadaşlar neydi? Request klasına denk olsun. Bakın dayatma yaptım. İlle olacak. Burada ben başka sınıf da gönderebilirim. Bak başka sınıf gönderelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Gene hattı alacak. Bu da rastgele işte klas ne A'dır diye bir klas gönderelim. Buradaki aynısını biz gelelim arkadaşlar. Biz kopyalaya C Ctrl V ile buraya yapıştırdık. Bu da on neydi? On input fonksiyon. İşte at other diyelim. Hani öyle bir şey yani. Other klasındaki other klasındaki on input fonksiyonu bir şey yaptıralım arkadaşlar. Normalde ben bakın buraya ben other klasımı göndersem ne olacak? Hatta alacak. Değil mi arkadaşlar? Bakalım. Şup yine hatta aldık. Şimdi ben other klasını gönderdim ama burada bir dayatma var. Ne olacak? Gelen A parametresinin mutlaka A klası olabilir. Başka kabul etmez. Şimdi tür dayatmasını kaldıralım. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bakın ne oldu? Other klası çalıştı. İşte bunu arkadaşlar biz tür dayatması diyoruz. Aklınızda bulunsun. Aslında çok kolay. Bazen kolay şeylerde anlatıyorum. Takılıyorsunuz. Mesela çok kolay olsa da hani isim yabancı geldiği için acaba bu ne? Bu zor mu gibi. Aslında çok kolay. İşte bir de array dayatma olarak array'de dayatabilirsiniz arkadaşlar. Biz bakın class nasıl dayatabiliriz? Kardeşim sen ne olacak? Programlama diyorsun ki request sınıfından başkasını kabul etme. Kabadayılık gibi buraya request yazıp o başkasını kabul etmiyor. Ne oluyor? Buraya kapıda duran asker gibi. Artık request sınıfından başka neydi? Parametre olarak ben kabul etmiyorum. Bakın hatta yaptı burada arkadaşlar. Pardon buraya biz neydi? Biz request sınıfımızı bir şey yaptıralım arkadaşlar. Request sınıfımızı bir parametre olarak artık gönderebiliriz. İşte budur arkadaşlar. Bir de array olarak dayatma yapabilirsiniz. O da nasıl? Yani bu A parametresinin array olmasa ben çalışmam gibi bir dayatma yapabilirsiniz. Örnek küçük bir array yazalım. 1 ve 2, 5 yazalım. Bakalım arkadaşlar. Bakın herhangi bir sıkıntı ne yaptı? Array değil arkadaşlar. Sıkıntı burada şöyle yani bu array olduğu için array'in içinde input doğal olarak sıkıntı yaşatır. Şimdi yapalım. Bunu bir silelim. Ne olacak? Array conversion hatası verecek. Diyecek ki işte print array echo ile yazdırmaya çalıştınız. Bir sayfamızı yenileyelim. Bakın array to string conversion in the line 32. Bizde Türklerde de bu var. I am 1993 years old gibi bir şey. Biz de 32 öyle okuduk arkadaşlar. Burada printerle bakın ne yapar? Tür dönmesine yani dönen değeri görebiliriz arkadaşlar. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bakın array bize gönderdi. Yani tamamen burada bir dayatma yapıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin ben bu parametreye sadece ben bir gönderdiğimde ne olacak? O array olmadığı için ona dayatıyor. Kapı kilitliyor. Kimliğini sen göndermedin. Kimliği ne? Kimliği array. Yani türü array. Sayfamızı yeniledim. Şu ne olacak? Bize hatta verecek. Tür dayatması dediğimiz olay bu. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. Yani bazen anlatmayı bile düşündüm bu kolay dersleri. Ama yani şöyle arkadaşlar terim İngilizce bilmeyen arkadaşlar var. Yani mesela polyformizm diye bir şey kelime daha var. Tam okunuşunu ben de bilmiyorum. Bakmam lazım. İşte çok basit şeyler ama terim olarak insan aklında böyle şüphe uyandırıyor. Acaba bu ne? Çünkü bilinmeyen her zaman maalesef gizemli oluyor. İnsan böyle bir varlık. Bazıları da mesela bazıları kendini sürekli gizemli tutuyor. Böyle böyle böyle. O şekil.
Yani gizemde olan her şey zor değildir arkadaşlar. Bazen de kolay vardır. Dediğim gibi işte tüy dayatmasını bu derste bitirelim. Anlamayan varsa yorum altına bırakabilir. Yani parametrenin tipini error olarak bir kabul ediyor. Bir de class olarak kabul edebiliyor arkadaşlar. Bu dersimde böyleydi. Mesela Laravel'de işte böyle bir request var. İşte buraya gelip de request değişkeni olur. Request değişkeni ve request değişken içindeki örnek buna input deriz. Ve buna parametreden örneğin user post'tan gelen user'ı döndersin gibi bir işlem yapıp burada işte örnek bag gibi bir parametreden alır. Bu da ne yapar? Bu da işte post'tan gelen bu da post'tan gelen neyi alır arkadaşlar? B parametresini bu şekilde alır. Pardon, bu küçük B olur. Pardon, bunu küçük. Neden küçük B? Evet, küçük B. İşte arkadaşlar buna benzer bir kullanım Laravel'de de var. Yani bakın tamamen request sınıfına benzer bir kullanım yaptık. Laravel'de de buna bir benzer bir kullanım var. Dayatma yani bunun ismi. Şu anda bir post işlemi olmadığı için tabii ki hata verecek arkadaşlar. Ama bir post işlemi olduğunda ne olacaktı? Herhangi bir hata almayacak. Bu ders burada bitsin arkadaşlar. Bence tür dayatmayı öğrendik. Biz de inşallah neydi? PHP'ye dayatacağız. Öyle ki ne yapacağız? Onu silip süpüreceğiz. İyi öğreneceğiz. PHP değil diğer konularda arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız.